Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal günlük haberlerini görüşünlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vətinimiz Şərq Türkistan ve dünya gün tertifindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qaynam istiklalar ekranımızda olsun. Avrupa devletlerinin Xitayning saqçı punktiga zərbi berişi kerakligi bildirildi. Xitayning chet eldagi saqçı punktini aşkarlagan kişilik hukuk teşkilatı muhafizatçilarining 15 dekabr aytishicha Avrupa İttifakı Xitayning ulgan maxfi saqçı punktinin öz territoriyasiga keltirgan tahdidiga taqabil turish uchun birlikka kelgan front tashkillamagan. Xabarda qayd qilinishicha, Ispaniyada turishliq Osiyo masalasiga ko'ngil bilayotgan kishilik huquq tashkiloti muhofizachilar bu yil 9 oydan boshlab ikki parcha dokulat e'lon qilib, Xitoy rejimining 53 davlatda jami 102 saqchi punkti qurganligini, buning ichida Italiyada 11 o'rinda mazkur saqchi punkti borligini ko'rsatgan. Muhafizachilarning aytishicha, Kanada, Amerika va Gollandiyani o'z ichiga olgan bir qancha hukumat ularning dokulatiga javob qaytirib, Xitoyning mazkur davlatlarda qurgan saqchi punktini tekshirishga boshlagan. Ammo Yevropa davlatlari bu masalada o'rtaq tirishchanlik ko'rsatmagan. Muhafizachilarning harakat nazoratchisi Laura Hart Rimda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida uning tashkilotining Xitoy haqida tayyorlagan dokulatini Xitoy taratqulari va Xitoy kommunistik partiyasining uchuq kodliq sanliq ma'lumotlaridan olganligini aytgan. U yana biz bayqagan Xitoy haqidagi uchurlarning hammasi to'rda topqili bo'ladigan uchurlarni asos qiladi degan. Muhofizachilarning qarashicha Xitoy mazkur tor bekatlardan foydalanib bir qism Xitoy fuqarolarini Xitoyga qaytirib jinoiy javobgarlikka tortadi ekan. Xitoyning bu xil qilmishlari qonunsiz bo'lib o'ktichilarni nishon qiladi ekan. Muhofizachilarning aytishicha Xitoy 2016 yildan boshlab Italiyada saqchi punktini yo'lga qo'ygan bo'lib, ammo oldingi hafta Italiyaning ichki ishlar ministri Matteo Piantedosining aytishicha Italiya saqchilari Italiyada 11 emas, faqat 2 saqchi punktini bayqaganligini bildirgan. Yaponiya Xitoyni eng cho'ng xiris deb bekitdi. Yaponiya yangi bexatarlik qonuni ma'qullagan bo'lib, mazkur qonunda Xitoyni eng cho'ng xiris deb atagan. Fransiya xalqaro radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Yaponiya hukumatı 16 dekabr kechasida o'tkazilgan ichki kabinet yig'inida tuzish kirgizilgan tashqi ishlar va bexatarlik siyosati ko'rsatmasi, davlat bexatarlik strategiyasi qatorliq 3 bexatarlik hujjatiga tuzish kirgizishni tamomlagan. Mazkur bexatarlik hujjatida Yaponiyaning qayturma zarb berish iqtidori, dushman bazasiga hujum qilish iqtidori va yiroq masofalik boshqariladigan bomba bo'lishni ishqa oshirish kerakligi yozilgan. Mudofiya iqtidorini kuchaytirish uchun 2023 yildan boshlab 5 yilgacha bo'lgan mudofiya chiqimi 43 trillion yenga yetkazilgan bo'lib, hujjatda Xitoyning harbiy harakatlari kelgusidagi eng cho'ng xiris deb ko'rsatilgan. Bildirilishicha, bexatarlik hujjatining tuzilishi chuqur tanqidga uchraydigan bo'lib, Yaponiyada urushdan buyon izchil davom qilib kelgan alohida mudofiya huqumining faqat nomda qolganligi ayblangan. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida kabinet yig'inidan keyin o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'iniga qatnashib, mudofiya iqtidorini kuchaytirishning ahamiyati va moliya hamjoti haqida tushuncha bergan. Tuzilgan hujjatda deyilishicha, Shimoliy Koreya va Xitoyning yuqori iqtidorlik boshqariladigan bombani taraqqiy qildirishini nazarda tutganda, navbatda Yaponiyada bor bo'lgan ballistik boshqariladigan bombadan mudofiya tizimining Xitoyning hujumiga taqabil tura olmaydiganligi shu sababli Yaponiyaning dushman taraf chegarasi ichidagi boshqariladigan bomba bazasini vayron qila oladigan qayturma zarb berish iqtidori bo'lishi kerakligi ta'kidlangan. Kyodo agentligining xabar qilishicha, qayturma hujum qilish iqtidori masalasi haqida hujjatda Yaponiyaning qurolli hujumga uchraganda cho'qim zarur bo'lgan eng tuvan tadbir sifatida kuch ishlatishning 3 cho'ng shartini asos qilib harakat qiladiganligi yozilgan. Hujumdan mudofiyalanish uchun zarur bo'lgan eng tuvan tadbir sifatida o'tirg'i qo'yilgan hujumdan mudofiyalanish va inkas qaytirishda Amerika bilan hamkorlashish ta'kidlangan. Hujjatda yana tor hujumi yuz berishining oldini olish uchun aktiv tor mudofiyasi planining o'tirg'i qo'yilganligi va mudofiya aslahalarining eksportini kengaytirish qoidasiga tuzish kirgizish to'g'risida mulohiza yurgizilganligi o'tirg'i qo'yilgan. Xitoy Rossiyaga o'zak setishni cheklaydi. Rusya Ukrainaga besib kirgandan keyin nurg'un davlat va shirkatlar o'zak va elektron mahsulotlarni Rossiyaga setishni to'xtatdi. Navbatda Xitoyni davlat bexatarligi sababidan mazkur davlatlarga qo'shilib, Xitoyda ishlab chiqarilgan bir taraf qilg'uvchilarning Rossiyaga eksport qilinishini cheklagan. Hozir ilg'or mikro uskunalar AMD, Intel shirkati va Nvidia shirkati qatorliq Amerikadagi o'zak shirkatlari Amerikaning bu davlatga qaratgan jazosidan keyin Rossiyadagi setishni to'xtatdi.
Rusya Ukrayna'ya tecavüz kılgandıkken 20 ötküzgüş talepini kandırıştı zor kıyınçılıkı düşkelgen ve ihtiyacının köp kısımını Xtay'dan temellep kilovatkan idi. Haberde bildirilmişçe, Amerika'nın özek meselesi de Xtay'ın ciddi cezalışı Xtay'ın bu kademli besişiğe sebep olgan bulup, Xtay Amerika'nın tekhamı köp cezasıqı uçuraştın endişe kılmaqta. Kommersant'ın dokulatıqı karğanda Xtay rejimi Rusya'nın Xtay'da işlep çıkırılgan long son özeki bilen temellişini toxtışını karar kılgan bulup, bu özekler hazır Xtay'da işlep çıkırılgan en ilgar özeklerinden biri iken. Yaponiya ve Gollandiya'mı Xtay'a ceza yürgüzüdü. Amerika bilen Xtay otursadaki texnika uruşuğa yana iki devlet koşuldu, ciddilik küçeymekte. Pentexniki Toru'nun bugünkü haberde bildirilişe, Amerika bilen Xtay otursadaki zor hacimlik texnika uruşu künsürü küçeymekte. Amerika Xtay'nın aqli iktidarlıq köçme üskünlerden tartıp, uruş korallarıcı nurgun sahada Xtay'ını cazalamaqta. Amerika'nın Xtay'a karata özek eksportini kontrol kılı siyasetini ilan kılışı bilen Xtay bu sahada xılmıxıl tosqulluğu düş gelmekte. Bu siyaset Xtay şirketleri ya ki Xtay puhralarıyla kartılgan bolmasdan Amerika'daki yeşil kartı ilgileri ve Amerika puhraları mı Xtay şirketleri bilen hemkarlaş almaydı. Ya ki mal sitival almaydı. Bunlardan başka hatta bazı ictimai alaqı süpüleri mi Amerika'nın közü tüşüdü buludu. Nöbette bu meselede Xtay'a devamlıq ceza yürgüzü vatkan garip devletlerden başka Yaponiya ve Gollandiya mı Xtay'a eksport çeklemesi koyuşu mümkün olup, Düşenbe günü Aksaray'nın devlet bihaterlik maslahatçısı Jake Sullivan Amerika'ya yakın iki özek bilen temellik üçünün Beijing'e ceza yürgüzüş planı varlığını etti. Sullivan sözünü çüşendirip, "Men şunu deymen ki, biz müzakirlerinin uçuk aşkarlıqıdan intayın razı. Eğer yukarıda tilge ilinğen iki devlet Xtay'a ceza birleşke koşulsa, bu Xtay'nın Yaponiya ve Gollandiya'dan çıkıdığan yeni teknikler bilen hoşlaşıdığanlıqıdan derek birdi dedi. Amerika nöbette özek işlep çıkarğıcılarının tekhamı ilgar halkılış çağırlarını otturgu koyuşunu kollamaqta. Ve bu sahaki gayet zor meblağ salmaqta. Yakında Arizona ştatıda zavod kurgan TSMC 3 nanometrlik özek işlep çıkırdıqanlıqını ilan kılgan bulup, Garip dünyası bu yukarı teknika ve özek işlep çıkırışta Xtay'dan üzül kesil hoşluşunu planladı. Amerika Kengash Palatası Tayvan'ı 10 milyard dolar harbi yardım bilen temellediğen buldu. Amerika Kengash Palatası Devlet Müdafiye Hukuk Kanunu'nu makullab Tayvan'ı 5 yıl içinde 10 milyard dolarlık harbi yardım bilen temelleşini tasdikledi. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişe Amerika Kengash Palatası 15. dekabr keşte yeni maliye yılı müdafiye çıkımı kanun layısını makullagan. Parlament azaları bu kanun layısının 5 burçaklık binanın Amerika armiyesini tekhama küçeytiş üçün muhim baylıq bilen temelleydiğanlıqını etkan. Bu kanun layısı arqalıq Tayvan'nın Xtay'nın tehdidige karşı müdafiye iktidarını küçeytiş planlanğan bulup, bunun içinde Tayvan'ı 5 yıl içinde cemi 10 milyar dolar harbi yardım bilen temelleydiğanlıqı bayan kılıngan. Mezkur 858 milyar dolarga yıkılışıdığan 2023 yıllık maliye yıldaki devlet müdafiye hukuk kanununun en ahırkı nuskısı Peyşembe günü keşte 83 avazının kollışı 11 avazının karıştırışı bilen makullanğan idi. Bu kanun layısı Prezident Joe Biden bu yılın 5'de oturgu koygan hamçot talepiden 45 milyar dolar artıq destiklanğan. İordaniyada Xtay'nın cinayeti tonuşturuldu. İordaniyada 13. dekabrdan 15. dekabrgacha Xtay'nın Şarkı Türkistan Müslümanlarına icra kılıvatkan irqi qırğınçılıq cinayeti tonuşturuldu. Amerika'da faaliyet kılıvatkan Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın reisi Roshan Abbas ve Uyghur Tetkikat Merkezi müdiri Abdülhakim İdris Qatarlıqlardan teşkillengen bir hayat, İordaniya paytaxtı Amman'da faaliyet kılıvatkan kişilik hukuk teşkilatlarına Xtay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan Atalmış terörge karşı sebepsiz lagerlarga solap irqi qırğınçılık kılış, İslam dini ve Müslümanlarga karşı icra kılıvatkan dini bastırış qatarlıq cinayetlerini tonuşturgan. Hayat 14-15 dekabr günleri bir kısım Ali Mektep okuğucuları muhbirler bilen söhbet ötküzüp, Xtay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan mecburi emgek, mecburi tuğut çekleş, yukum tedbiri bahanesi de icra kılınıvatkan vekşilikler qatarlıqlarını tonuşturgan. Hayat yana Uyghurlarının növettiki vaziyet ahvali hakkıda ilan kılıngan muhim dokulat ve kitaplarını Arapçıgı tercim kıldırıp tayarlıgan bulup, kitaplarını yerlik kişilik hukuk teşkilatları hem de okuğucularga tarqıtıp bergen. Bildirilişçe, hayatının İordaniyada Şarkı Türkistan'ın növettiki vaziyet ahvalini anıltış faaliyeti, Amerika Taşkı İşlamini sırlıqının uğrullaştırışı hem de Amerika'nın Arap ellerdeki elçihanlarının sahip kallık kılışı bilen ötküzülgen. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan birleşme bayanat ilan kıldı.
14 dekabr Türkmenistan'da ötküzülgen Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan prezidentlerinin birinci qatımlıq başlıqlar yığını doğrusu da 25 maddelik birleşme bayanat ilan kılındı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe, energiya sahasındaki hemkarlıqının ilgiri sürülüşü ve tabii gaz bilen təminləşinin intayın muhimliği təkidlengen bayanatta tərəflər selinğusi məbləğlər muqim və işənçilik təminləşini tərəqqi qıldırış və energiya baylıqını yötkəş qatarlıq birləşmə fəaliyyət və türlərini qollaydı degen ibarələrə urun berildi. Bayanatta Türkiye, Türkmenistan və Azərbaycan qatarlıq 3 dövlətinin ortaq tarix, til, kültür və mədəniyyət cəhətdəki yıqınlıqını çördüyən halda münasibətlərini küçülük tərəqqi qıldırış və çünqurlaşdırış arzusuna asas qılıb, hukuk barabarlığı, özara hürmet kılış ve menfaat prinsipine tayındıgan devletler ara münasibetini terakki kıldırış doğrusudaki vaadelerine uğrun berildi. Hürmetli körümelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki programımızda görüşürüz. Aman boğayslar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.